Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Bildiğiniz üzere bir önceki videomuzda sizlerle birlikte Osmanlı Devleti'nde 1861-1863 yıllar arasındaki 2 yıllık süreçte meydana gelen gelişmeleri kronolojik bir şekilde anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah bu videomuzda ele alacağımız konu 1863-1866 yıllar arası Osmanlı İmparatorluğu kronolojik tarihi olacaktır. Biz bu videomuzda sizlerle birlikte bu 3 yıllık süreci anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçiş yapabiliriz. 1863 tarihinde İstanbul Eczacılık Cemiyeti'nin kurulması ve aynı tarihte Robert Koleji'nin, ki özel okuldur, bildiğim kadarıyla İngilizce, İngilizce değilse Fransızca, ikisinden biri, şu anda eğitim veren bir okuldur, özel okuldur. Robert Koleji'nin açılması gerçekleşiyor. 1863 tarihinde menafi sandığı kuruluyor. Yani günümüzdeki Ziraat Bankası var ya, evet. Ziraat Bankası'nın kökenleri buraya dayanmaktadır değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. 1863 tarihinde mektuplara pul yapıştırılmaya başlanıyor. Şimdi değerli dostlarım, eskiden şöyle bir şey varmış. Tabi iletişimin tarihine girmeyeceğim. Sadece kısa bir sistemle bahsedeceğim. Eskiden mesela diyeyim ki bundan önce örnek Kanuni Sultan Süleyman örneğin Pargalı'ya mektup yazıyor diyelim ki. Bir savaş planı bir şey anlatacak. Eskiden mektuplara pul yapıştırılmazmış değerli dostlarım. Zaten padişahın ya da devlet görevlisinin, ister vezir adamı, ister vali, ister kaz askeri, ister ne olursa olsun devlet görevlisinin yüzüğündeki, yüzüğü buraya takılır bu arada söyleyeyim, yüzüğündeki mühür bu pul yerine gelirmiş. Lakin daha sonradan mektupları da modernleşmeye gidilerek artık Osmanlı Devleti'nde yazılan mektuplara pul yapıştırılmaya başlanıyor. Ki hala da günümüzde, bakın sonra günümüzde mektuplaşma yok. Yani resmi mektupları saymazsak hiç yok. Resmi mektuplar da işte mesela dedim ki Ticaret Bakanlığı'ndan örneğin Suriye buraya mektup var ama resmi mektuplar dışında ülkemizde şu anda mektuplaşma dediğimiz sistem yok. Ülkemizdeki şu anda teknolojinin ana kaynağı %92,5 oranında akıllı, hatta %90 oranında akıllı telefonlardır değerli dostlarım. Evet, işte değerli dostlarım, eskiden mektuplara pul yapıştırılarak nereden geldiği, kime geldiği, kimin adına geldiği falan filan her şey hepsi bu şekilde belirlenebiliyor. Hala da bu uygulama PTT'lerde yani posta, telefon, telgraflarda kurumlarında PTT halen devam eden bir uygulama. Mektup gönderileceği zaman PTT ücreti mukabilinde tabi ücret cüzi bir miktar yani uzun bir miktar. Öyle Alman aman 100 bin 200 bin değil yani 10 lira puluna göre 20 lira belki 50 lira. Eğer devlete gönderiliyorsa 50 lira kesinlikle. Böyle bir miktara mektuplarına da pul yapıştıran bir kurumdur. Değerli dolarım PTT dediğimiz yapı. Evet. 1863 tarihinde Ticaret-i Bahriye kanunnamesinin kabulü. Bahır nedir? Bahır denizciliktir. Yani geniş ticareti nasıl yapılmalıdır şeklinde bir kanun çıkarılıyor ve burada geniş ticaretinin esasları, usulleri belirleniyor değerli dostlarım. 1863'ün 13 Ocağı'nda Darülfünun'da halka açık serbest konferans şeklinde dersler başlanıyor. Darülfünun günümüzde de eğitim hayatında yani eğitim ve öğretim hayatını devam ettiren bir kurumdur. Darülfünun diye girdiğinizde normalde siz Darülfünun'u göremezsiniz. Yani internet üzerinden göremezsiniz. Darülfünun şeklinde bir şey çıkmaz. Yani çıkar da günümüzde dedim ya ben size devam ettiriyor diye. Ha. Darülfünun dediğinizde Darülfünun'un günümüzdeki adı değerli dostlarım İstanbul Üniversitesi'dir. İstanbul Üniversitesi binası şu anda eski Darülfünun binasında faaliyetlerine devam etmektedir değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Evet. 1863'ün 18 Şubat'ında Sultanahmet sergisinin açılışı gerçekleşiyor değerli dostlarım. 1864 tarihinde Mektebi
Sübiyan-ı Müslime komisyonunun kurulması. Sübiyan nedir? Sübiyan, mektebi Sübiyan yani ilkokulların bu tarihte kurulması gerçekleşiyor değerli dostlarım. Yani Müslüman ilkokullarının öyle diyebiliriz. Aynı tarihte Mektebi Harbiye dahilinde Erkan-ı Harp sınıfının açılması, yani Harp Akademisi, günümüzde devam ediyor değerli dostlarım bu sistem. Yani Erkan-ı Harp değil de. Şu anda günümüzdeki bu sistemin adı Harp Akademisi'dir. Ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'te Harp Okulu'ndan ve Harp Akademisi'nden İstanbul'daki mezun olmuş çok değerli bir şahsiyettir değerli dostlarım. Evet. Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye yani Darüsşafaka'nın kurulması. Değerli dostlarım Darüsşafaka günümüzde çok önemli Türkiye'nin köklü hayır kurumlarından bir tanesidir. Ki her bağışı kabul yani ister ki insanların niyeti temiz olsun her bağışı kabul eden bir vakıftır. Burada insanlarımıza ücretsiz bir şekilde ihtiyacı olan insanlarımıza ücretsiz bir şekilde gerekli yardımlar yapılmaktadır. Yani vatandaştan kayda geçerek resmi bir şekilde zorla değil gönüllülük esasına dayalı olarak vergisini al yani ücreti var ücret mesela diyeyim ki ben yardım ediyorum Darüşşafaka'ya banka hesabından para gönderiyorsun Darüşşafaka'ya bağış yapma şeklim var zaten. Bunlar vatandaşların yardımıyla ihtiyacı olan vatandaşlara yardım eden müezzez bir kuruluştur değerli dostlarım. Evet. Aynı tarihte Zayin Sosyep Okulu'nun kurulması. Zayin Sosyep değerli dostlarım Osmanlı Devleti'ndeki bir azınlık okuludur değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Aynı tarihte ilk basılmış bakanlık kitabı olan Hasim Bey'in Mecmuatül Makamatı basılıyor değerli dostlarım. Evet. 1864 tarihinde İyonya Adaları yani Ege Adaları'nın Ege'deki değerli dostlarım Ege'deki 7 tane ada kendi basıların büyük ölçülümlere girmesiyle 7 ada cumhuriyetini İngiliz devletimindeki 7 ada cumhuriyetini kuruyorlar. Sonrasında bu tarihte İngiltere bu 7 ada cumhuriyetindeki 7 adayı da gidip Yunanistan'a bırakıyor değerli dostlarım. Evet. 1864 tarihinde Karadan Hindistan'ı Avrupa'ya bağlayan telegraf hattının tamamlanması tekrarla tamamlanıyor. Değerli dostlarım, eskiden bakın İpek yolu, Baharat yolu, Kürk yolu, Kral yolu gibi yollar vardı. Ama artık bakın Hindistan İran'a geçiyorsun, İran oradan Pakistan'a geçiyorsun, oradan ondan sonra zaten Hindistan var. Yani Türkiye'den çok uzaklıkta bir yer. Önce Türkiye Hakkari'ye geçiyorsun örneğin. Mesela önce Hakkari'ye geçtin, oradan İran sınırına girdin, İran'dan gittin, İran'ın sonuna geldin, İran'dan Pakistan'a gittin, Pakistan'ın sonuna geldin. Yani devam ediyorsun tabii burada. Ancak oradan sonra Hindistan devleti var. Yani Hindistan'ı Avrupa'ya bağlayan, Hindistan'daki gelişmeleri Avrupa'ya ileten ilk telgraf hattı kuruluyor. Peki değerli dostlarım Hindistan mı kuruyor onu? Hayır, Hindistan bu tarihte İngiltere'nin bir sömürgesi değerli dostlarım. Bunu da kuran İngilizler. Peki İngilizler niye kuruyor değerli dostlarım? İngilizler de bunun için kuruyor. Hindistan'daki gelişmeleri anlık olarak haber alıp ona göre Hindistan'a müdahale etmek amacıyla kuruyorlar değerli dostlarım. Evet. 1864 tarihinde Islah-ı Sanayi Komisyonu kuruluyor. Bu sayede Islah-ı Sanayi Komisyonu Osmanlı Devleti'nde sanayinin nasıl yapılması gerektiğini sanayiyi denetleyen bir kuruluş olarak faaliyet gösteriyor. 1864 tarihinde Nizamiye Mahkemelerinin kuruluşu. İlk mahkemeler de yani Nizamiye Mahkemeleri halkı yargılayan modern anlamdaki ilk mahkemelerdir. Daha öncesinde bakın kadılık vardı, subasılık vardı. Daha gerisindeki bir sürü şey vardı. Lakin bu tarihten sonra artık modern anlamdaki mahkemeler bu tarihten sonra resmen kuruluyor değerli dostlarım. 1864 tarihinde başlayarak 1876 tarihine kadar Paris'e talebe gönderiyoruz değerli dostlarım. Bu adamlar da ilerleyen tarihlerde Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, 1. Meşrutiyet, 2. Meşrutiyet, Cumhuriyet'in ilanını, Kurtuluş Savaşı,
Atatürk dönemi, İnönü dönemi ne kadar? Yani ortalama 100 yıllık bir süreç boyunca, hatta 100 yıllık değil, 90 yıllık bir süreç boyunca bu adamlar ülkemize hizmet ediyorlar, değerli dostlarım. Adamlar çok önemli adamlardır. Üzerinde takdir edilmesi gereken, konuşulması gereken, fikir yorulması gereken öneme sahiptir değerli dostlarım bu konu. Evet. 1800 64 tarihinin 8 Ekim 1864 tarihinde artık eyalet sistemi yerine vilayet sistemine bırakıyor. Vilayet sistemi nedir değerli dostlarım? Yani il sistemidir. Günümüzdeki il sistemidir. Mesela Adana, Ankara, Konya gibi. İl sistemi, yani günümüzdeki iller 1864 tarihinin 8 Ekim'inde vilayet nizamnamesiyle kuruluyor değerli dostlarım. 1865 tarihinde bağımsız Roman Kilisesi kuruluyor. Bu sayede Romanlar da bağımsız bir şekilde kendi dini ibadetlerini yerine getirebiliyorlar değerli dostlarım. 1865 tarihinde İstanbul'da birinci şehir postası kuruluyor. Bu sayede şehir içi iletişimde yavaş yavaş gelişmeye başlıyor değerli dostlarım. 1865'te Darülfünun binasının inşaatının tamamlanması, yani İstanbul Üniversitesi'nin inşaatı tamamlanıyor ve Maliye Bakanlığı'na tahsis ediliyor ilk başta. Günümüzde sonra dediğim gibi şeydir. İstanbul Üniversitesi binası da değerli dostlarım bu bina. Aynı tarihte Mektebi Tıbbiye'nin Nazırlığı'na Cemalettin Efendi'nin getirilmesi. Yani Sağlık Bakanlığı'na Cemalettin Efendi getiriliyor değerli dostlarım. Eylül 1865'te Osmanlı Mektebi Osmani lağvediliyor, yani kapatılıyor. 1866'da Girit isyanları, Yunanistan'la birleşme faaliyetleri. Yani Girit devleti Yunanistan devletine birleşmeye çalışıyor. Ama faaliyet yani daha başarısız oluyorlar. Tabii Yunanistan şu anda şey, yer bağımsız bir, tahttan bağımsız bir devlet. Yani o dönemde tamam devlet. Sonra Girit ayrı bir devlet değerli dostum. Ama da birleşecekler. Günümüzdeki Yunanistan'ın rolü ortaya çıkacak. Aynı tarihte 1866'da Mısır Veraset Usulü değiştiriliyor. Ve artık Mısır Mehmet Ali Paşa ve oğullarına resmen Kavala Mehmet Ali Paşa ve oğullarına resmen bırakılan bir yer oluyor. Bu da Osmanlı Devleti'nin bir valiyle bile bahsedemediğinin en büyük göstergelerinden bir tanesi. Değerli dostlarım. Güçlü döneminde tabii. Evet. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Biz bu videomuzu da sizlerle birlikte Osmanlı Devleti'nde 1861 60 evet hatta 63 66 yıllar arasındaki tekrar ediyorum. Evet değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Biz bu videomuzu sizlerle birlikte Osmanlı Devleti'nde 1863-1866 yıllar arasındaki 3 yıllık süreçte meydana gelen gelişmeleri ve olayları kronolojik bir şekilde elimizden geldiği dilimizin döndüğünce anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah diğer haftaki, önümüzdeki haftaki videomuzda sizlerle ele alacağımız konu 1866-1868 yıllar arası Osmanlı İmparatorluğu kronolojik tarihi olacaktır. Biz diğer videomuzda sizlerle birlikte bu 2 yıllık süreçte Osmanlı Devleti'nde meydana gelen gelişmeleri ve olayları elimizden geldiği dilimizin döndüğünce anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. 1800'lü yıllar Osmanlı Devleti'nin son rahat, yani rahat dediğim savaşı, son rahat yüzyıl olduğu için bu yüzyılların üzerinde çok fazla duracağız değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Evet. Öncelikle hepinize tekrardan videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta 1866-68 yıllar arası Osmanlı İmparatorluğu kronolojik tarihini elimizden geldiği dilimizin döndüğünce anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Videomu buraya kadar izlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Osmanlı Devleti'ne elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta 1866-68 yıllar arası Osmanlı İmparatorluğu kronolojik tarih videosunda görüşmek üzere. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun dostlarım, Allah'a emanet olun kardeşlerim.